açık ve net bir şey söylüyor. Bir, Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum diyor Abdullah Gül. Ve ikincisi, daha da önemlisi, e, tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış bu kapatmalar, işte gözaltına alınmalar falan filan Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir. Daha sonra o günden unutmak için çok çaba sarf edildi parti kapatmalarının ve dokunmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki dönemler göstermiştir diyor. Şimdi niçin biz buralarda veya insanlar demokratlar arkadaş HDP, HDP 6 milyon insanın çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu parti olarak o bölgede demokrasi meclis atısı altında olma demokratik anlamda tepkilerini, fikirlerini, görüşlerini, isteklerini talep etmeyeri. Sen orayı kapatmaya orayı o sesi o demokratik sesi kesmeye kalkarsan ki denedin yıllarca yani güvenlik politikası ağır oradaki şartlar terörlü mücadele adı altında zaman zaman oradaki insanlara yapılan o, o, o şiddet halleri işkenceler hepimiz yaşadık onları yani. Herkes biliyor insan kayıpları o Toroslar falan filan. Şimdi tekrar oraya mı döneceğiz ki ara dönemde hepimiz biliyoruz tüm eksikliklere rağmen Tayyip Erdoğan'ın çözümü barış süreçleri Şimdi buradan HDP kapatmaya şöyle gelmek, ben de şunu tartışmak istiyorum sevgili Levent. şunu merak ediyorum, iddianameyi daha yeni yeni öğrenmeye başladık, e, kapatmayla ilgili iddianameyi. E, şöyle bir cümle var e, savcının iddianamesinde. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir. Hukuk mu bu? Bu siyaset. Sayın Savcı siz siyaset yapıyorsunuz. Siz bir dönem göreceksin iddianamenin biraz sonra bir, bir şey bir noktasını daha söyleyeceğim. Siz bir dönem barış için AKP ile bugünkü iktidarla beraber yürümüş, onların talebiyle isteğiyle İmralı'ya gitmiş, Kandil'e gitmiş, barış için çaba sarf etmiş insanları şu anda hedef göstererek kendinizi ayrı bir yere koyuyorsunuz. 6 yıl sonra yeni davalar açıyorsunuz. Bu insanların 3 sene, 5 sene evlatlı tweetlerden e, sorun çıkartıyorsunuz. cezai müeddide konuları çıkartıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki Türkiye'de biz hani barışla, huzurla, mutlulukla reformlarımızı yapa yapa gideceğiz diyorsunuz. Bunun karşılığı yok. Bir şey soracağım. Fetullahçılarla işbirliği yaptıkları dönemde AKP'liler sonraki davalarda kendilerine bir tane çizgi çektiler sevgili Levent. Dediler ki 17-25. Öncesi tamam yani ne yapalım yaptık. Sonrasında her kim varsa. Şimdi Peki HDP kapatma davasından nasıl bir çizgi çekecekler? Hani çünkü şimdi Oslo var. Çözüm süreci var. Dolma Bahçe var sevgili Levent. Şimdi bütün bunlar ki imal tutanakları da varmış bu arada iddianamenin içinde. Onu da söyleyeyim. Ben bunlar gidilsin üzerlerine AKP'ye de bakılsın öyle bir şey demiyorum. Yanlış anlamasın kimse. Barış için, demokrasi için adımlar atılmaya çalışıldı. Keşke meclisinde daha fazla içinde olduğu bir süreç olsaydı. Keşke bu sürecin sonunda barış olsaydı. Keşke ne polisin ne askerin ne Kürt evladın annesi, anası ağlamasaydı. O başka bir şey. Ama şimdi karşı karşıya kaldığımız süreçte diyorlar ki arkadaş biz barış için çabaladık. Evet. Biz çekildik şimdi aradan. Siz aynı zamanda oy olarak da siyasi olarak bize risk yaratıyorsunuz. Senin biraz sonraki grafiklerle anlatacağın şey. O yüzden evet biz sizi tasfiye edeceğiz. Demek 650 kişi var. Yargıtay savcısının bir daha siyaset yapmasın dediği. Ahmet Türk de var, Demirtaş da var, Kışanak da var, Ahmet Şık da var. Kürt hareketinden de var, sosyalistlerden de var, sol çevrecilerden de var. Aman bu 600 kişi. Yani aslında hani HDP yerine bugün Bahçeli diyor ya ne bir daha parti kurabilsinler. Kapatılsın ama bir daha parti kurulamayacak hale getirsinler. Tabii oradaki amaç bu kişiler. Yani Türk siyasetinde veya daha demokratik siyasette öne çıkan bu insanların bir daha aday yapılamaması, listelerde boş kalabilmesi belki de ya da yeni parti kurulamaması. Kurarsın bunlar olmasın. Yani bu siyasi mühendislik, ya bu mu barış, bu mu milliyetçilik, bu mu barışa hizmet etmek, bu mu milliyetçiliğe hizmet etmek veya bu mu dava, bu mu memleket sevgisi? Bütün bunları görüyorsun. Senin benim gördüğüm gibi bütün bunları İyi Partisi de görüyor, Kemal Bey de görüyor, herkes görüyor yani. Açık ve net bir şey var ya. Çıkın. Daha açık, daha net demokrasi için bu insanların kalmasının demokrasiye esas katkı olduğunun görülmesi için bir şey söyleyin diye düşünüyorum. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında yazılan iddianame ne kadar çöpse benim için, HDP için açı kapatma davası açılan iddianame de o kadar çöptür benim için. Çünkü biz bu bütün bu kapatma davalarının hukuki değil, siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii. Değil mi? hem siyasidir deyip hem de iddianeme okuyup onun içerisindeki her bir cümleye bir yorum yapmaya ben, bana çok şey geliyor. Ortada bir hukuk yok sevgili Murat. Evet. Ee, Türkiye'nin, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu şöyle bir yorum yapıyoruz hepimiz anlık duygularla. Bu demokrasiye büyük bir lekedir diyoruz mesela. Bu hmm. hukuku katletmektir diyoruz mesela. Bu milli iradeyi hiçe saymaktır diyoruz ya. Ben bunları çok naif buluyorum. Bunların döneminin geçtiğini, yani bu çok biz başka bir aşamadayız. Şimdi bak sevgili Murat. Türkiye'nin onlarca parti kapatma tecrübesi var. Ya yani bir insanın geriye dönüp yaptı, yapılan işler, yapılan devletin, bundan önceki devletin, iktidarların, hükümetlerin, yargının neyse, yaptıklarına bakıp sonuçlarını değerlendirip onlara göre kendi hatasını düzeltip yeniden farklı bir yol, yöntem aramıyorsa orada bir kere aramazsın. Hata yaparsın. Bunu anlarım. İki kere aramazsın. Hata yaparsın. Bunu anlarım. Ama sevgili Murat hata üç sefer üst üste yapılmaz. Evet. Üç seferden, üç seferden, dört seferden sonra bu kasta girer. Nedir o kast? Biraz sonra söyleyeceğim. Bak şimdi. Milli Nizam Partisi kapatıldığında Erbakan, şimdi tam hatırlamıyorum yüzde altı, yüzde yedi civarında oyu vardı. Milli Nizam'ı kapattılar. Peşinden Erbakan'ın Milli Selamet Partisi kuruldu. Daha güçlü geldi. Bu sefer iktidar ortağı oldu. Hatırlıyorsan koalisyonda. Milli Selamet'i kapattılar, Refah Partisi'ni kurdu, daha büyük geldi, %20 ile iktidar ortağı oldu. Refah Partisi'ni kapattılar, bugün %35'lik AK Parti oradan çıktı. Belli, önünde çok net bir tablo var. Ben bir hareketin siyaseten önünü tıkadığımda, partisini kapattığımda ben onu büyütmeye çalışıyorum demektir. Bu sadece ora mı? Hayır. Buyurun, buyurun burada. Zerre kadar vicdanı, bu ülkeyi zerre kadar sevenler baksınlar. 90'da kapatılmış 94'te 18 milletvekili 34'e çıkmış. Buyurun 97'de kapatılmış. 31 belediye varmış. 99 belediye çıkmış. Buyurun 200 şeyde 200 2008'de kapatılmış. 2012'de yeniden 67 milletvekili gelmiş. Bir insanın bu sonuçları gördüğü halde ben kapatmaya devam ediyorum demesi ne demek biliyor musun? Ben bu hareketin büyümesini istiyorum demesidir. Dahası ben PKK'nın bu ülkede hala varlığını sürdürmesini istiyorum demektir. Bunu daha önce bir programda aynı anlatmıştım. Müsaade ederseniz izleyicilerim, tekrarlayacağım bir noktayı. Türkiye Irak'ta yaptığı hatanın aynısını Türkiye'de yapıyor. Hata diyorum. Tırnak içinde bunu hata diyorum. Ben bunun hata değil, bilinçli olduğunu, siyasetçilerin bizi kandırdıklarını, topluma başka bir şey söyleyip arkadan başka bir şey yaptıklarını gör görünmesi için söylüyorum. Nedir o? Türkiye Irak'ta Barzani ile Talabani orada bir hareket başlattığında Türkiye kamuoyu önünden kıyamet kopardı. Bunlar çapulcu, bunları mahvederiz, orası bizim kırmızı çizgimizdir. Ama el altından Talabani'ye ve Barzani'ye pasaport veren Türkiye'ydi. Talabani ve Barzani Türkiye pasaportuyla dünyaya gezdi, oradaki Kürdistan'ın şeklini oluşturdular. Ne zamana kadar? Ta ki Irak Savaşı olana kadar. Irak Savaşı'na Türkiye destek verdi. Orada ortaya bir Kürdistan çıktı. Bizimkiler yine ekranlarda aynen bugün HDP'ye yaptıkları gibi. Kıyamet kopardılar. Çapulculara meydana boş vermeyiz. Kürdistan bizim.